Siz gitmediniz ama Burhanettin Var Hoca diyorum kesin ki gitmiştir. bizimki. Hocam siz gittiniz değil mi Somali'ye? Gittim evet. Anlatır Yani mısınız tabii bize biraz Somali'de bizim Somali'yi? çok büyük bir üssümüz var Tabii. biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın seyahatlerine katılma fırsatı buldum Kültürel ve faaliyet. dolayısıyla hatta Zeybek. Evet. Mogadişu'daki o askeri üssümüzde biliyorsunuz dünyadaki deniz aşırı en büyük üssümüz orası. Orada Sabah gazetesi için gazete yazımı bile yazdım. O güzel de bir camii de vardır. Ve Türkiye'nin Somali'deki askeri misyonu açısından da çok değerli bir yerdir. Tabii 2011'de Cumhurbaşkanımızın başbakanken Somali'ye gitmiş olması çok önemli bir dönüm noktasıydı. O tarihten itibaren Türkiye'nin Somali'deki varlığı istikrar ve terörle mücadele açısından çok önemli bir rol üstlenmiştir. İstanbul stüdyosundaki arkadaşlarımızın söylediği gibi Somali halkının Türkiye'ye büyük bir sempatisi Büyük bir vardır. sempati, çok büyük. Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir sempatisi Evet. vardır. Yol kenarında insanların Cumhurbaşkanımıza nasıl tezahürat yaptıklarını ve bunu ne kadar cani gönülden yaptıklarına tanık oldum. Tabii bu son anlaşmayla beraber aslında o 2011 yılındaki sıçramanın, önemli adımın ikinci bir adımı atılmıştır. Ve Türkiye 2024'ten itibaren Somali'de bu anlaşmanın Somali Meclisi'nden geçmesiyle birlikte çok önemli bir rol üstlenecek. Tabii Türkiye'nin az önce biz savunma sanayindeki gelişmelerden bahsediyoruz. Bütün bu Evet. gelişmeler işte bu şekilde Türkiye'nin dünyadaki varlığı diğer ülkelerde, Türkiye'nin katkı verdiği ülkelerde, bu Libya'da olabiliyor, Somali'de olabiliyor, Şimdi işte. istikrarın olmadığı ve Türkiye'nin Estağfurullah. ulaşabildiği birçok yerde bunun karşılığı olacak. Bu anlamda çok değerli. Tabii biliyorsunuz Somali'de hem Şebap örgütü açısından hem korsanlık açısından hem onların ekonomik münhasır bölgesinde izinsiz avlanmalar açısından ve bir de enerjinin aranması, işletilmesi açısından Türkiye çok önemli bir rol üstleniyor. Bu sadece Somalilerin faydasına olacak bir şekilde enerjinin, efendim, ekonomik münhasır bölgenin işletilmesi, güvenliğin sağlanması değil. Daha ötesinde Türkiye-Somali arasında çok stratejik bir birlikteliğin kurulması demek. Tabii burada Türkiye kazan kazan anlayışıyla hareket ettiği için aslında Afrika'daki varlığımızın bir örnek olayıdır. Nasıl bulunduğu ülkeye katkı veren, onun aynı şekilde çevresindeki ülkelerde bence Etiyopya-Somali ilişkileri açısından da Türkiye katkı verecektir. Bu tür konularda nasıl istikrar sağlayan ve o ülkelerin geleceğine dair önemli destekler veren bir ülke olduğumuzu gösteriyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin askeri operasyonları ve askeri varlığına dair spekülasyon yapan çevreler olabiliyor. Fakat bu varlığımız bizim bu kazan kazan anlayışı çerçevesinde bulunduğumuz ülkeye katkı veren varlıklardır, unsurlardır. Dolayısıyla hem eğitimden, mesela 2017'den itibaren Gorgor Tugayları olarak eğittiğimiz Somali askeriyesi açısından da bu katkıyı görebilirsiniz. Ama daha ötede Afrika'daki bizim varlığımızın bir modelidir Somali. Bu anlamda da oradaki halkın Türkiye'ye olan sempatisi açısından da baktığınızda gerçekten kurulan çok önemli bir dostluk halkasıdır. Peki.